Film yapım yönetiminde yeni bir konuya başlıyoruz. Kurgu ve montaj. Bu oldukça önemli bir konu. İşte post production dediğimiz şeyin ana yapısı. Bu tabii kurgu ve montaj konusu da burada daha çok teknik bilgiler vereceğiz. Bu teknik bilgiler elbette ki çok ufuk açıcıdır. Yani bunları bilmeden olmaz ama şunun da bilinmesi gerekiyor. Kurgu ve montaj tecrübeyle sabit bir şeydir. Tecrübe edilmesi gerekir. Tıpkı araba kullanmak, bisiklet kullanmak gibi. İşte bisiklet kullanmayı teorik olarak bilgisayarda, bilgisayar diyelim ya da yazılı görsel olarak izleyebilir, öğrenebilirsiniz. Ama o bisikletin üstüne çıkmadan bu iş öğrenilemez. Mümkün değil. Bu nedenle işte hani çok pahalı pahalı programlar indirmek, kullanmak durumunda değilsiniz elbette ki. Ama ücretsiz daha basit kurgu programları da var yeni başlayanlar için. İlk evresidir bu. Bunlarla ufak ufak işte ne bileyim evde anneniz yemek yaparken ne bileyim işte kardeşiniz oyun oynarken ya da siz işte X bir şey yaparken bunu çekersiniz. Ufak ufak yani hatalı da olsa montajlar yaparak kurgular yaparak çeşitli deneyimler kazanabilirsiniz. Dediğim gibi bu bir deneyim işi, tecrübe işi. Kurguda geçiş konusuyla beraber toplam 4 ayrı sunumda inceleyeceğiz bu kurgu montaj meselesini. Her neyse devam edebiliriz. Sağ tarafta Yurttaş Kane filmi var, Orson Welles'in. Bu filme birçok sunumda referanslar gönderdik çeşitli. Evet önemli bir film. Çeşitli kamera açıları, teknikleri, çekim tekniklerinin kullanıldığı ve 1941 yapımı olmasına rağmen hala sinemacılara feyiz veren, ilham veren bir filmdir bu. İzlemeyenlerin izlemesini şiddetle tavsiye ederim. Gördüğünüz üzere bayağı yoğun bir konu trafiği var. Tabii ki burada geçişler yok. Onlar ayrı bir sunum ama kurgu temelinde 4 ayrı sunum olarak ele alıyoruz. Burada bir kısmını inceleyeceğiz. Kurgu montaj. Bir filmin tüm çekimleri yani prodüksiyon aşaması bittikten sonra post production aşamasına geçilir. Bu aşamada kurgucular çok yoğun ve titiz bir çalışmayla bütün görüntüleri birleştirerek bu görüntüleri film haline getirirler. Kurgunun son aşamasında müzik, ses efektleri ve diğer eklentiler de eklenerek kurgu son aşamasına getirilir. Görüntülerin ve seslerin senaryoya, yönetmenin belirttiği çekim kurgu planına göre peş peşe sıralanmasına montaj denir. Reklam ve sinema dünyasında olmazsa olmazdır. İlk kez Rus sinema kuramcısı Kuleşev'in Vestnik Kinematografi Sinema Haberleri dergisinde sinemada sanatçının görevleri adlı makalesinde kullandığı montajı üzerine harfler yazılarak dağıtılmış ayrı küpleri bir araya getirerek kelime veya cümle kuran çocukların yaptığı gibi yönetmen de filmi yapmak için ayrı birbirleriyle ilgisi olmayan farklı an ve günlerde çekilmiş parçaları bir araya getirerek dağınık pozları en uygun anlamlı, eksiksiz ve düzenli bir şekilde sıralamasıdır. Bu da filmin montajını anlatan en basit, en ilkel şemadır şeklinde tanımlar. İşte sağ tarafta da bir kurgu programı görüyorsunuz. Programının ekranını görüyorsunuz, ekran görüntüsünü. Yine sinemanın dev isimlerinden Eisenstein da montajı bir bütün oluşturan ögeler topluluğu, tatlar, görüntüler, sesler, dokular ve kokular şeklinde tarifler. Kurgu montajın özüdür. Kurgu olmasa film sinematografik olmaktan çok bir belgesel ya da TV haberi sunumuna benzerdi. Kurgu sahnenin ritmini, temposunu belirler. Kurgu birçok araç ve yöntemle yapılabilir. Filme renk, geçişler, özel efektler, müzik ya da çeşitli sinema teknikleri uygulanabilir. Sinema ses ve görüntüden ibarettir. Bu nedenle kurgu ile görsel ve işitsel etki hedeflenir. Kurgu montajda önemli olan bir çekimden diğerine ne zaman ve nasıl geçileceği, çekimlerin sıralarının nasıl olacağı, yapılan kurgunun filmin kolay anlaşılmasını sağlamasıdır. Kurgu montaj filmin önemli bir parçası olmasına rağmen eğer doğru kullanılmazsa yıkıcı sonuçlar elde edilebilir, olabilir. Öte yandan Fransız yeni dalganın büyük ismi André Bazin, montaj eksikliğinin bazı filmler için faydalı olabileceğini öne sürer. Filmde kesme ve eklemeleri azaltmak, hikayenin zaman ve mekan akışı ile ilgili
izleyiciye daha gerçekçi bir algı sağlayabilir der. Ancak kurgu ve montaj olmadan çekim hataları atılamayacak, etki yönlü tasarım yapılamayacaktır. Hani bizim alanda, sinema alanında yüzyılın sorusu, kurgu ile montaj aynı şey midir? Bunu herkes sorar, öğrenciler hocalarına sorar, işte piyasadakiler birbirlerine sorarlar. Aynı değildir. Kişisel görüş olarak aynı olmadığını ben söylüyorum. Yani Burhan Ökmen olarak ben söylüyorum ki beni destekleyen, hani benim görüşümü destekleyen birçok makale de okudum. Montaj daha çok görüntülerin kabaca peş peşe dizilmesi, montaj sekans denilen müzik altı görüntülerin birbiri ardına dizilmesiyken, kurgu sinemasal estetikle filmin tasarlanması, efekt, müzik vesaire eklenmesi, etki yaratma odaklı montajlanmasıdır. Bu tamamen kişisel bir görüştür. Yani bana göre şudur. Kurgu işin kaba işçiliğidir. Yani işte birbiri ardına belli formüllerle birbiri ardına görüntülerin dizilmesiyken kurgu bu filme sinemasal bir estetik, bir anlam, bir etki, bir efekt, bunlar için bir efekt, etki yaratma odaklı montajlanmasıdır. İşte bir film çekilir, genel plan, bel plan, atıyorum 100 plan çekildi. 3 tane o sahne için 3 tane plan var. Peş peşe koyduk onları, ne oldu? Montaj oldu. Ama ben bu filmin ya o işte genel bel ve 100 planın çok etki yaratmasını istiyorsam orayı öyle bir montajlarım ki işte oraya öyle efektler, müzikler ya da planlar koyarım ki bir etki yaratırım. Yani hani ciğer sökerim, öyle diyeyim. Ya da güldürürüm, her neyse. İşte bu tasarlanma işine kurgu deniyor bana göre. Ama bu tamamen kişisel bir görüştür. Herhangi bir akademik bilgi olsun diye vermiyorum bunu. Bu kişisel görüş olarak belirtiyorum. Montaj sekans, müzik altı ne demektir? Montaj sekans olarak kullanılır. Herhangi bir devamlılık taşımayan, genelde müzik eşliğinde çeşitli çekimlerin bir araya getirilmesiyle bir fikrin anlatıldığı sahnelere verilen genel isimdir. Örneğin boksörümüz büyük maça hazırlanmaktadır. Müzik başlar. Bu sırada çeşitli ortamlarda boksörümüzü çalışırken, koşarken, yürürken, yemek yerken, tartılırken filan görürüz. Türk sinema sektöründe müzik altı olarak bilinir. Bu İlker Canikli'nin terimlerinden bir tanesi. Dolayısıyla bana göre her neyse kurgu ile montaj aynı şey değil. Tekrar ediyorum, tamamen kişisel bir görüştür. Her ne kadar senaryo iyi, oyuncular kaliteli, kamera hareketleri, açıları mükemmel derecede olsa da kurgusu kötü yapılmış bir film değersizleşir. Yine ortalamanın altında bir senaryo, oyuncu kadrosu, kamera hareket ve açıları, kötü bir yönetimle çekilmiş bir film iyi bir kurgu ile şaşılacak şekilde kaliteli hale gelebilir. Montaj en basit haliyle kesme birleştirme işiyken kurgu teknik bilgi, estetik duyarlılık ve şahsi yetenek gibi özellikler barındırır. Yani kurgu ile montaj aynı şey değil. Kurgu temelde seyirciyi yönlendirmek amacını güder. Eğer kurgu konusu iki yaklaşımı ön plana çıkarır, Eisenstein, Orson Welles'e birçok yönetmen sinema sanatının kalbinin kurguyu ön plana çıkarmak olduğunu düşünür. Renoir, Kubrick ve pek çok yönetmen de kurguyu ikinci plana iter. Yani bu kurgu meselesi sinema tarihi boyunca çok eski değil tabii. 100, 130, 140 yıllık bir tarih. Neyse, yani görüntünün tarihi böyle fotoğraf makinesiyle başlayan. Hala bu tartışma devam ediyor. Bazıları der ki senaryo daha önemlidir, içerik önemlidir. Bazıları der ki kurgu önemlidir. Bazıları hayır, kamera hareketleri, ışık önemlidir filan. Bu tartışma bitmez, bitmeyecek de. Hani yine şahsi görüş olarak söylüyorum. Ben bütününe inanıyorum. Yani kamera hareketleri de, açıları da, tekniği de, ışığı da, senaryosu da, her şeyi de, artı kurgusu da. Montajı ve kurgusu da iyi olmalıdır bir filmin artık. Neden? Çünkü gelinen noktada, yani bugün 2018 yılındayız,
Gelinen noktada sosyal medya denen bir şey var ve akıllı telefonlar denen bir şey var. Önceden bir video çekeceğimiz zaman bir video kameramızın olması gerekirdi, değil mi? Olmasa bile bunun kiralanması gerekirdi. Ya da işte büyük tekel demeyelim de büyük kurumların elindeydi. İşte televizyon kuruluşları, prodüksiyon şirketleri vesaire. Ez cümle artık herkes video çekiyor. 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğumuz da çekiyor. 70-80 yaşındaki dedelerimiz, ninelerimiz de çekiyor. Doğru mu? Çekiyorlar. Bizim bir farkımızın olması gerekiyor. Yani bu alanda iş üretenler, bunu sanatsal bir kaygı haline getirip meslek haline getirenlerin bir farkının olması gerekiyor. Nedir bu fark? Kaliteli olması. Her şeyle ama. Her şeyle bir fark olması gerekiyor. Bu nedenle bana göre bugün itibariyle 2018 itibariyle kurgu da önemli, senaryo da önemli, her şey de önemli. Peki, kurgu montaj neden yapılır sorusu sorulmalı. Neden? 1. İstenmeyen görüntülerden kurtulmak. 2. En iyi malzemeyi, plan, kamera hareketi vesaire açı, bunları seçebilmek. Tarz, stil oluşturmak, efekt, grafik, ses, müzik eklemek, çekim hatalarını gidermek, renk, görsele müdahale, kamera sarsıntıları vesaire, görüntünün hız ve modunu belirlemek şeklinde tanımlanabilir kabaca. Bir de kabaca montaj kurgu evreleri nelermiş? Onlara bir hızlıca bakalım. Tabii bu kabaca hani işin basit bir formülü ama artık günümüzde dijitalin de ve teknolojinin de deli gibi hızlanması sebebiyle buna yeni ara planlar, ara noktalar da eklenebilir ama kabaca şöyle sıralayabiliriz. Kurgucu önce senaryoyu okuyor, öyküyü öğreniyor. Kurgu yapmadan önce. Çünkü kendisine yüzlerce, binlerce plandan oluşan bir görüntü ne derler? Torbalar halinde. Hani öyle diyeyim böyle bir oda dolusu görüntü geliyor kendisine. Binlerce görüntü ve resim geliyor. Şimdi önce bocalamaması için senaryoyu okuması gerekiyor. Ya da öyküyü öğrenmesi gerekiyor. Sinopsisinden, tretmanından her neyse. Bunları bilmesi gerekiyor. Filmin hiçbir bölümünü kesmeden sahne sahne baştan sona izliyor. Yani o neye göre izliyor aslında? Bütün mesela bir sahneyle ilgili 20 tekrar yapılmıştır. Oluyor çoğu zaman oluyor. Yani tamam 20 biraz belki fazla ama minimum 3 4 5 tekrar olabiliyor. Bütün tekrarlarımı izleyecek? Hayır. Önceki konularımızda işlediğimiz time koda göre izleyecek. Yani yönetmenin belirlediği işte şu sahnenin şu time kodunu montajda kurguda kullanabiliriz dediği sahneleri. Çekim sırasını belirten notları yönetmenden alır. Yani time code listesini yönetmenden ya da yardımcısından her neyse alıyor. Bu bilgilerle beraber teknik olarak kurguya başlıyor. Önce bir düz birleştirme yapıyor. İş kopyası yani iş kopyası hazırlıyor. Çekimlerin birçoğunun aktarıldığı uzun süreli kopya, çekim montajı hazırlanmaz bu aşamada. Sonra sahnelere ait bütün çekim planları tekrar çekimleriyle beraber kleketteki çekim tahtasındaki bilgilere göre sıralar bir araya toplar. Kleket konusunda işlemiştik. Time kodunun üzerinde olduğu işte falan. Neyse. Süreyi ayarlama, trim deniyor. Ses ve görüntülerdeki hataları gideriyor. Çekimlerdeki gereksiz uzunlukları kısaltıyor. Sonra iş kopyaları ile çekim notlarında onaylanmış planlara göre kaba montajı yapıyor. Sahnelerin kaba montajını. Sonra onun altına sesi döşüyor. Yine o klaketteki sesle eşleştirerek, senkronize ederek. İnce montaj için tüm bölümler ve sahneleri birbirine ekliyor. Bu kaba montaj bittikten sonra. Sonra çekim kurgu senaryosuna göre tüm sahneleri sıraya koyuyor. Çekimler planlar arası geçişleri belirleyip ince kurguya uyguluyor. İnce kurguyu bitiriyor. İstenmişse filmin yapımcısı tarafından kesilmemiş orijinal haline DVD kopyası haline getiriyor. Sonra istenilirse kurguda kullanılmayan ve ilave görüntülerden kamera arkası görüntüleri oluşturuyor. Sonra da yönetmenin onayına sunuyor.
Bu kaba bir hali. Ya arada tabii ki bir gel gitler, onaylar, şunlar bunlar da olabilir ama bu kabaca bu şekilde oluyor. Kurgu türlerine bakalım. Dedim ya burada biz daha çok teknik olarak kurguyu inceleyeceğiz. Bisiklet sürmek gibidir dedik, araba kullanmak gibidir dedik, bir süre sonra otomatikleşir dedik. Basit bir internette ücretsiz basit kurgu programları var. Basit dediğime bakmayın, birçok işte yapabiliyorsunuz onunla. Alıp ufak ufak çekimler yapıp işte bunu deneyimlemeniz gerekiyor ki hem buradaki teknik bilgiyle, teorik bilgiyle bağdaştırabilirsiniz hem de bu işi öğrenebilirsiniz. Kurgu temelde ikiye ayrılıyor. Kaba kurgu, filmin dramatik yapısına göre gösterilecek planların sıralaması yapılıyor. Görsel ve işitsel devamlılık sağlanıyor, kurgulanır. İnce kurgu yani bitmiş hali son aşamadır. İnce ses ve görüntü ayarları yapılıyor. Filmin rengi, ritmi, temposu gibi konular ayarlanıyor. Filmin etkileyiciliği artırılıyor. Genel kurgu türleri dedik işte ikiye ayrılıyor. İnce kurgu, kaba kurgu. Sonra kurgu türleri var. Bunlar drama kurgusu ayrı. Belgesel, reklam, müzik klibi, tanıtım ve fragman, haber ve program, TV programı kurgusu şeklinde ayrılıyor. Program bunun içine işte filmler de giriyor falan filan. Bu şekilde ayrılıyor kurgu türleri. Kurguda devamlılık ve sıçrama hatası varmış. Ona bakalım. Hem kaba kurgu hem de ince kurguda iki plan arka arkaya eklendiğinde ortaya çeşitli sorunlar çıkmaktadır. Sahne durağan bir planda mı oluşacaktır? Plandan mı oluşacaktır yoksa hareketli bir kamera mı kullanmak gerekecektir? Kahraman çerçevenin neresinde yer almaktadır? Renk veya ışık nasıl bir şekilde kullanılmalıdır gibi sorunlar çıkar. Bu sorunların temel amacı tektir. Her durumda ikinci plan kendinden önceki planla ilişkilendirilmelidir ki görsel ve işitsel devamlılık sağlanabilsin. Örneğin boy plan çektiniz, işte sonra bel plana geçtiniz, sonra yüz plana geçtiniz. Yani yakın plana geçtiniz. Ne oldu? Burada işte devamlılıklar var ya işte bakış, hareket, boşlukları filan. Bunların tutturulması gerekiyor. İşte tabii sanatsal şeyler de kişinin oyuncunun durduğu yer, işte durduğu yerdeki aksesuarlar filan bunların devamlılıklarının da sağlanması gerekiyor. Yani birbiriyle işte atıyorum oyuncu sağdaysa, kameranın kadrajın sağındaysa ikinci planda solunda olmamalı. Bu kadar basit. Yani hep o aksiyon parçalanması konusunda da gördük ya. Yani çekimlerin doğru yapılmış olması ve elbette ki kurgucuya gelinceye kadar yani bütün işi kurgucuya bırakmamanız gerekiyor. Bırakılmaması gerekiyor. Kurgucu yapılan çekimi kendi kuralları çerçevesinde montajlar sonra kurgular. Asıl iş gene yönetmende bitiyor. Görüntü yönetmeni ve yönetmende bitiyor. Çekimlerin doğru bir şekilde gelmesi gerekiyor. Yani doğru bir şeyi yanlış bir şeyi doğru hale getirmek belki hani böyle etraftan dolanılarak çok uzun vakitler ayrılarak yapılabilir belki ama hani böyle bir şeye gerek yok. Baştan doğru şeyler teslim edin kurucuya. Evet, eğer devamlılığın kesinlikle bozulmaması isteniyorsa yapılacak tek şey tek bir plan olarak yani plan sekans, filmsel zaman ve filmsel mekan kavramlarının gerçek zaman ve gerçek mekan kavramları ile değiştirilerek çekilmesidir. Buna örnek Victoria, Birdman, işte buradaki filmler sayılabilir. Bazen filmin tamamı değil de filmin içindeki bir sekans da plan sekans çekilebilir. Örneğin bir kişinin okula gitme sekansı gibi. Bunlar filmsel değil, gerçek zamanlı olarak çekilir. Eğer devamlılık hiç bozulmasın isteniyorsa, bu bir saat kameranın durmasına izin verilmeyecek, verilmeyecek şekilde tamamen çekilmelidir. Sinema dünyası daima seyircinin hikayeden kopmasını önlemeye yönelik çalışır. Bunun için de sahnenin ve olayın tamamı yerine önemli etkili noktaların gösterilmesi gerekir. Yani görüntülerin ne kadar fazlasını değil, ne kadar azını göstermenin yolu aranır. Bu önemli bir şey. Hele ki günümüzde. Önceden hatırlarsınız. Filmler, işte makaleler, görsellikler, ne bileyim bir sürü yani sanat alanındaki, sanat edebiyat alanındaki bütün işler
Ne olurdu? Çok uzun uzun böyle, hele ki mail olarak sosyal medyada gelen yazıları Allah'ım okurdunuz okurdunuz bitmezdi. Ya da gelen böyle videolar, 10 dakika 20 dakikalık videolar, oturur izlerdiniz. Ama şimdi hani şöyle düşünün, sosyal medyadan gelen bir görüntüyü, bir video görüntüsünü, 5 dakikalık bir görüntüyü bile ben izlemiyorum şahsen, izleyemiyorum yani, daralıyorum. Vereceğin nedir? İşte bir mi x bir mesajdır değil mi, ya da x bir görüntüdür, onu artık ağdalaştırmaya gerek yok. Yani 15-20 saniye maksimum, 1 dakika içinde verdim, bitti gitti. Yani hızlı olmak, fazlasını değil azını, ne kadar azını verirsen, ne kadar sadeleştirirsen etkisini de o kadar artırmış oluyorsun. İşte bu durumda gerçek zamanda ancak filmsel zamanda gösterilmeyen zaman dilimlerinin atlanması sırasında bir takım noktalama işaretleri, geçiş dediğimiz kullanılması gerekir ki bu sunumdan sonra kurguda kurgu konusu ikinci sunumu, sonra da kurguda geçişler konusunu işleyeceğiz yine iki sunum halinde. İşte bu geçişler, yani noktalama işaretleri dediğimiz, sinemada noktalama işaretleri dediğimiz geçişler, işte kesme, mix, fade gibi kavramlar sonraki sunumlarda işlenmiştir dedik onu. Kurgu genel olarak seyirciyi karmaşa içine sokmak yerine onu bilgilendirme, algısını diri tutma yaklaşımında olmalıdır. Bunun amacı da karmaşanın önüne geçip seyircinin hikaye içinde var olmasını sağlamaktır. Kurgu görünmezdir. Çünkü kurgunun, kurgucunun ve yönetmenin başarısı kurgunun fark edilmemesidir. Bu görünmezlik, kesmelerin ya da diğer geçişlerin fark edilmemesi, seyircinin rahatsızlık hissetmeden filmi izlemesi anlamına gelir. Bu kesmelerin ve diğer geçişlerin doğru kurgulanabilmesi ve hikayenin net anlaşılabilmesi için bir yönetmenler kesinlikle aynı sahneyi genel plan, orta plan, yakın plan olarak çekerler. Burada bakış, hareket, mekan, aksesuar, ışık, renk, aks çizgisi vesaire devamlılıkların tutturulması önemlidir. Şimdi bir soru daha var. Çok dolanır bu soru. Kurgu için sıralama nedir? Yani plan, çekim planları sıralaması nedir? Bunu şimdiden söylemeyeceğim. Bir sonraki çekim, ya yani bir sonraki sunumlarda anlatarak söyleyeceğim. Ama hani genellikle de söyleyeyim, bir atlanarak, yani genel plan çekti, sonra işte atıyorum boy plan ya da diz plan çekmek yerine direkt orta plana, yani bel plana geçti, işte göğüs plan çekmek yerine direkt yakın plana geçti filan. Bir atlanarak genellikle, ve bir 30 derece kuralı da var filan kameranın kullanılmasında, onları anlatacağım. O yüzden burada kafanızı karıştırmayayım. İlgili sahnenin bu şekilde en az ve standart olarak 3 planda ölçekte çekilmesi, yine ikili üçlü diyaloglu sahnelerde konuşan kişilerin hem konuşmaları hem de dinlemeleri, yani amorf çekimleri, söylenen sözden ziyade dinleyenin tepkisinin seyircideki uyandırdığı merak nedeniyle kurgu kolaylaşır. Şimdi ben oyuncuyum. Oyunculuğun şu olduğunu çok iyi biliyorum. Oyunculuk verilen tepkidir, tepkidir. Tepki işidir. Yani size birisi işte Ali buraya gel dediğinde ona verdiğiniz tepki, bu tepki neyle anlaşılıyor? Jest ve mimiklerle ya da sözünüzün tonlamasıyla veriliyor. Verilen tepki doğruysa, bakışınız ve hareket boşluğunuz, bakışınız ve hareketiniz kadrajda konumlanmanız doğruysa, zaten kurgunuzda hata olmayacaktır. Kurguda en önemli konulardan biri de sıralamadır. Aynı sahnenin çeşitli plan ölçeklere göre kurgulanması sıralaması anlamı değiştirir. Örnek vermek gerekirse bir boy plan bir boy plan bir kişi şirketin kapısını açar. İki bel plan koridoru geçer, ofise girer. Üçüncüsü ayrıntı plan bilgisayarını açar. Bu önemli bir konu. Ona önemli bir durum. Yani boy planda verdik, kapısını açtı. Yani o mevzunun ne olduğunu anlattık. Sonra bel plana geçtik. Bel plan hani kişinin ne yaptığını göstermek için en iyi plandı ya. Duygudan ziyade ne yaptığını belli eden bir plandı. Koridoru geçti, ofisine girdi. 3 bilgisayarını açtı. Ayrıntı plan olarak gösterdik.
Bu çekimler kurguda genellikle 1-2-3 şeklinde sıralanır. Yani boy, bel, ayrıntı şeklinde sıralanır. Eğer örneğin 1-3-2 şeklinde sıralanırsa anlam değişir ve sanki başka birisi bilgisayarı açıyormuş gibi bir anlam çıkar ortaya. Hangi kurgu türü olursa olsun, yani belgesel, müzik, drama vesaire, plan ölçeklerinin sıralanması ve elbette ki süreleri bu mantığa göre yapılır. Şimdi bu planda bir sorun yok değil mi? Şu sıralamada 1-2-3 neden yok? İşte bir kişi boy planı olarak kapıyı açtı, şirketin kapısını açtı. Bel planı olarak yine aynı kişiyi görüyoruz. Koridoru geçti, ofisine girdi. Sonra atıyorum el planını gördük, detay planı gördük bilgisayarı açarken. Bunda sorun yok. Yani buradaki kişi Ali olsun. Ali'nin bu şekilde girip bilgisayarı açtığını gördük. Kurguda bunu 2 ile 3'ün yerini değiştirelim. Bir kişi şirketin kapısını açtı. Hemen ayrıntı plan girdi. Bir el gitti bilgisayarı açtı. İkinci plana geçtik. Bel plana geçtik. Ali koridoru geçti, ofisine girdi. Şimdi burada ne anlaşılıyor? Ali şirkete girerken bilgisayarı başkası açıyor anlamı çıkar, öyle değil mi? Bu. Yani sıralama bu şekilde olmalı. Kurgu zamanla oynamayı, yani gerçek zamanı filmsel zamana uyarlama imkanı verir. Gerçek zamanda saatler, günler, aylar, yıllar süren bir olay, durum, filmsel zamanda anlam kaybına uğramadan birkaç saniye ya da dakikada gösterilebilir. Kesme ya da diğer geçişler devamlılık ilkesiyle ve teknik olarak doğru yapıldığında gerçek zamanla filmsel zaman arasındaki kısaltma fark edilmeyecektir. Yani eğer kurgunuzu, çekiminizi, planınızı, tabii ki burada genel sanatın da yapacağı işte makyajınızı, kostümünüzü, mekanınızı filan doğru çekip kurgucuya teslim ettiğinizde, kurgucu da bu geçişleri doğru yaptığında işte 70 yıllık bir ömrü 70 saniyede gösterebilme şansınız var. Ama hatalıysa seyirci, inanın artık uyanık. Önceki saf seyirci, inanmaya hazır seyirci yok. Dedim ya, herkes video çekiyor. Neyin inandırıcı, neyin uydurma olduğunu herkes 3 yaşındaki çocuk da anlıyor. 80-90 yaşındaki dedelerimiz, ninelerimiz de anlıyor. Dolayısıyla doğru yapmanız gerekiyor her şeyi. Bu durumda en önemli konu sahnenin kurgusu yapılırken kurgulanan ilk ve son plandır. Bütün planların ölçeklerinin altın kesim kuralına, yani 1 bölü 3 kuralına, 3'te 1'ler kuralına göre çekilmesi, başta çekimlerin doğru olması yanında kurguyu da kesinlikle kolaylaştıracaktır. Aksi durumda sıçrama hatası denen bir vahim hata ortaya çıkacaktır. Bir kesmenin doğru olması ve sıçrama hatası olmaması için nelere dikkat edilmelidir? 1. Kamera pozisyonu ve plan çekim ölçeği. 2. Renk ve ışık. 3. Kadrajdaki çerçevedeki obje konunun hareket yönü ve ilgi merkezinin yer değiştirmesi. Deminden beri söylüyoruz her defasında. Doğru çekmelisiniz. Yani baştan kurguya doğru göndermelisiniz görüntüyü. Aynı sahnede bu 3 noktadan 1 ve 3 mutlaka değişmeli. 2 ise kesinlikle değişmemelidir. Aynı kalmalıdır. Şimdi ne demek bu? Kamera pozisyonu ve plan çekim ölçeği değişmemelidir. Neden? İşte bir kişinin, oyuncu diyelim, Ali oyuncusu olsun. Ali'yi işte boy plan, bel plan, yüz plan, belki detay plan, belki göğüs plan, neyse çektiniz bunu. Ama her plan değişiminde 30 derecelik bir 30 derece kuralı var. O 30 derece kuralına göre de kamerayı her plan değiştiğinde 30 derece sağa veya 30 derece sola, o bakış yönüne göre ve hareket yönüne göre değişmesi kaydıyla değiştirerek çektiniz, değil mi? Bu değişti. 3'e geçtik. Kadrajdaki çerçevedeki obje konunun hareket yönü ve ilgi merkezinin yer değiştirmesi. Yani çerçevede işte ne bileyim oyuncuyu takip ettiniz falan filan. Neyse işte yani hani hareketi takip ettiniz ama aynı sahneden bahsediyoruz tabi. Rengi ve ışığını değiştiremezsiniz. İşte o zaman en vahim şey olur. Ne olur? Şimdi bir dakika. Beyaz ışık vardı. Sonra tungsten oldu. Ne oldu? Yani bir anda akşam mı oldu? Bir saniye içinde akşam mı oldu? Ne oldu falan gibi saçma sapan duygu iletimi ortaya çıkar. Bu yanlıştır. Bir. İşte kamera pozisyonu anlattık aslında ama belirli bir mekanda çekilen sahnedeki her plan ölçek için kamera pozisyonu genellikle değişir, değişmelidir.
Doğru yapıldığında kesme ve diğer geçişler fark edilmeyecektir. 2. Renk ışık. Görüntüdeki renk değişiklikleri seyirci tarafından hemen hissedilir. Bu nedenle renk ayarlaması, çekim hatalarını kurguda düzeltme opsiyonu hariç çekimlerde kameraman, görüntü yönetmeni ve yönetmen aynı sahnenin değişik planlarında renk ve ışık devamlılığına yüksek düzeyde önem vermelidir. 3. Kadrajdaki çerçevedeki obje konunun yönü hareket merkezini yer değiştirmesi. Seyirci perdede ekranda 4 temel yön takip eder. Aşağı yukarı, sağ ve sol. Zaten yönler öyle. Kadrajda bir obje hareket halinde ise bu obje genellikle daima aynı yönde hareket etmelidir. Yani örneğin bir araba. İşte kadrajın solundan giriyor, sağına doğru gidiyor ya da sağından çıkıyor. Hep öyle olmalıdır eğer o araç geri dönmüyorsa gittiği yönden. Şayet konu obje hareket halindeyken yön değiştirmesi gerekiyorsa bunun seyircinin göreceği şekilde ekrandayken o anda değiştirilmesi gerekir. Mesela araba örneğinden devam edelim. Araba işte kadrajın solundan sağına doğru gidiyor ama artık geri dönmesi gerekiyor. Ne yapacaksınız? Bir U dönüşü yaptırıp ona ama ekranda seyirci görecek onu. Bir kavşaktan döndürüp yolun tersine doğru döndüreceksiniz. Aynı şekilde odak merkezi de bir objeden başka bir objeye geçecekse yine seyircinin gördüğü sırada geçilmelidir. Bu da önemli. Hem çekimlerde hem montajda önemli bir konu. Diğer unsurlar da şu şekilde sıralanabilir. Kostüm, saç, makyaj, obje devamlılığı. Aksesuar ve objelerin yerlerinin bütün planlarda aynı olması, yerlerinin değişmemesi gerekir. Ayrıca kostüm, saç, makyaj ve saç, makyaj devamlılığı da kaçınılmazdır. Neyse, kısa filmcilere laf etmeyeyim. Bu sürekli neredeyse her sorumda kısa filmciler şöyle yapıyor, böyle yapıyor demem sakın öyle anlaşılmasın. Yani küçümseme falan değil. Dikkatsizliklerine kızdığımdandır o. Tembelliklerine kızdığımdandır o. Çok basit bir şeydir bu. Hani kostüm, saç, makyaj, ışık, renk devamlılığını tutturmak. Çok basit bir şeydir. Bir kağıt kaleme bakar iş. Gerçekten öyle. Bir kağıt kaleme bakar. Yazarsınız işte. Makyaj, atıyorum makyajı şöyle diye. Artık akıllı telefonlar var. Tık diye çekiyorsunuz resmini. Çektiniz. İşte A oyuncusunun, Ali oyuncusunun şeyini. Makyaj yapıldı. Yönetmen onayladı. Resmini çektiniz. Fotoğrafını çektiniz. Evet artık devamlılık budur. Yani sahneye göre de çekersiniz. O ayrı bir şey. Ayşe oyuncusu. İşte kostümünü çektiniz. Bitti. Artık o neydi bu neydi diye düşünmezsiniz. Ya da ilgili sahneye yönetmen başlamadan önce okey verdiği sahneyi fotoğrafladınız. Ve artık vazo neredeydi, işte duvardaki tüfek neredeydi filan düşünmenize gerek yok. Yani fotoğrafa bakarsınız. Evet sevgili yönetmenim bu buradaydı, bu şuradaydı dersiniz. Yani çekim o gün bitmeyebilir, ertesi güne sarkabilir filan. Seyircinin kesme ihtiyacını karşılamak. Görsel devamlılığı zaafa uğratmadan seyircide bir kesme ihtiyacının hissedilmesini sağlamak gerekir. Örneğin kadrajdaki oyuncunun kadraj dışında bir yere bakması durumunda oyuncunun baktığı yeri ya da objeyi göstermek gibi. Seyircinin o yere, şeye bakma isteği aynı zamanda kesmek için de bir bahanedir. İşte gördünüz mü? Ben bunu nerede keseceğim? Yani kesersem bilmem ne mi olur? Dediğinizde çekiminizin doğru olması konusu ortaya çıkıyor. Diyelim ki artık hani bir zaman mekan atlayacaksınız ya da mekan değiştirmeniz gerekiyor. Seyirciyi kadrajın sağında bir yere camdan baktırdınız. Bitti. Seyirci ne istiyor? Neye baktığını görmek istiyor. O zaman da artık kesip zaten diğer plana geçebilirsiniz. İşte manzara sahnesine bilmem ne planına geçebilirsiniz şeklinde. Kesme ihtiyacı da oluyor yani. Kesmenin hareketin arkasında saklanması. Oyuncu yere eğildiğinde ya da oturduğu yerden kalktığında kesmenin fark edilmemesi için hareketin ortasında kesme yapılmalıdır. Yani oyuncu tam kalkarken böyle hafif vücudunu koltuktan kaldırırken mesela çektiğinizde o ayağa kalkmış olur. Şöyle düşün. Diyelim ki oyuncu oturuyor. Oturdu. Şimdi ayağa kalkma planını çekeceğiz. Kalkmış halindeki planını çekeceğiz.
Oyuncu oturuyor. Kestik dediniz. Sonra oyuncu ayaktayken çektiniz. Bir dakika, şimdi ne oldu? Oyuncu kalktı mı, kalkmadı mı? Ne zaman kalktı? Direkt çekim hatası olarak hanenize yazılır. Oyuncu tam kalkacakken, hareket alırken çekersiniz, kesersiniz orada. Sonra ikinci planda ayaktayken çekersiniz. Ne oldu? Oyuncu zaten kalktı. Bunu seyirci de gördü şeklinde. Oyuncu sahneden, kadrajdan, ekranın sağından çıkıyorsa örneğin, sonraki sahnede tam tersinden solundan girmelidir. Sağdan çıktı, soldan girdi şeklinde. Çünkü hareketin devamlılığı vardı, hatırlıyor musunuz? Diyelim ki koşan bir oyuncu. Kadrajın solundan giriyor, sağından çıkıyor. Sonra koşmanın devamını gösteriyorsunuz. Tekrar solundan giriyor, sağından çıkıyor. Aynı yön. Soldan sağa yönü. Var ya, o. Bu durumda doğal olarak kesme yapılacaktır. Oyuncunun çıktığı an ile sonraki sahnede girdiği an arasında yaklaşık 6 kare olmalıdır. Çünkü insan ekranın bir köşesinden diğer köşesine, insanın ekranın bir köşesinden diğer köşesine odaklanması saniyenin 5'te 1'i kadardır. Sinemada bu bir matematik bir formül. Parantez açayım, hep diyorum matematiğiniz iyi olsun. Neyse. Sinemada bir saniyede 24 kare gösterilmektedir. Hareketli görüntü oydu ya. Aslında izlediğimiz şey fotoğraf. Her görüntü bir fotoğraftır. Sabit bir fotoğraftır. Sadece bir saniyede 24 kare, 24 fotoğraf peş peşe gösterildiği için biz bunu hareketliymiş gibi algılarız. Beyin öyle algılıyor. PAL TV yayınında saniyede 25 kare, NTSC TV sisteminde saniyede 30 kare gösterildiğine göre yaklaşık 30 bölü 6, 5 eder. Bu 1 bölü 5, niye 1 bölü 5, ona bakıyoruz. İnsan gözünün ekranın diğer köşesine odaklandığı saniyenin 5'te 1 olmasına denk gelmektedir. Ekranda kalma süresi. İnsan hafızası görüntüyü çabuk tüketir ve hafızada kalma süresi sınırlıdır. Bu nedenle de her çekim planının süresi de kuşkusuz ki farklıdır. Örneğin genel planlar diğer planlara göre ekranda biraz daha fazla kalır ya da yakın planın ekranda kalma süresi daha da kısadır. Yani şimdi hani birçok filmi kötü film, ay çok sıkıldım filan dersiniz ya. İşte onun sebebi bu. Bir planı çok uzun tutuyorlar sahnede. Bu yani her birçok hatalı çekim için söylüyorum. Yani kısa filmcisine de uzun metraj filmcisine de söylüyorum. Artık suyu çıkıyor. Of, bir manzaralar koyuyorlar böyle. Artık vıcığı çıkıyor. Ya da bir kişinin atıyorum yakın plan ve üzülme sahnesi atıyorum. Gösteriyor da gösteriyor. Tamam anladık, ağlıyor. Tamam. Bitir. Hemen diğerine geç ki sıkılmayayım. Neyse. Yine seyircinin bakış hizası açısına, yani göz hizasına göre bir plandan diğerine geçilmelidir. Mekan ve hareket devamlılığı da önemlidir. Kurguda aksiyon çizgisi 180 derece kuralına uyulması gerekir. Plan değişiminde aks atlanmamalıdır. Bunu bir sunum öncesinde işlemiştik. Aks çizgisi 180 derece kuralı. İzlemiştik bunu. Bu konu önemli. Bakın bu aks çizgisi, aksiyon çizgisi, 180 derece kuralı. Gerekiyorsa aynı videoyu defaten izleyin. Gerekiyorsa diğer kaynaklardan, internet gırla bilgi dolu. Diğer kaynaklardan sıkı sıkıya araştırın bu konuyu. Bu konu önemli. Yani gerçekten önemli. Çekimlerde çekim bu demek zaten. Yani doğru çekim bu demek. Bu demek tamamen %100 değil elbette ki ama büyük oranda bu demek. Yapılan çekim hatalarından dolayı planların bağlanamaması durumunda buzdolabı kesmesi denilen diğer geçişler de uygulanabiliyor. Anlatacağım onu. 30 derece kuralı. Demin bahsettim. Aynı ölçekte aynı planın peş peşe gösterilmesi durumunda 30 derece kuralı uygulanmalıdır. Bu kurala göre arka arkaya gösterilen planlar arasında kamerada 30 derecelik fark olmalıdır. Yani genel plan çektiniz, bel plan çektiniz ve yüz plan çektiniz ya da detay plan çektiniz. Kameranın yerini bakış hareket yönüne göre ya sağa ya sola 30 derece
kaydırarak konumlandırırsınız. Yani kamera sabit. Bel plan çektim, genel plan çektim, yüz plan çektim, işte boy plan çektim, her neyse. Böyle bir şey yok. Kamerayı işte X noktasına koydunuz. Genel plan çektiniz. Diyelim ki hareket yönü sağa olsun. Kamerayı sola 30 derece sola koydunuz. Sola kaydırdınız kamerayı. Bel plan çektiniz. Ondan sonra tekrar 30 derece sola koydunuz. Detay plan çektiniz. Aksiyon çizgisini de atlamadan tabii ki. Detay plan çektiniz bu yani. Çok planla çekilen ve kurgu aşamasında doğru montajlanan çok sayıda planın olduğu filmlerin etkisi ve temposu hikayeyi farklı yön ve açılardan iletmesi nedeniyle daha yüksektir. Yani ne kadar çok doğru plan çekerseniz, farklı plan çekerseniz aynı sahnenin aynı sekansla ilgili etki, keyif vesaire o oranda artıyor. İşte o yüzden böyle o filmlerin birçoğu sıkıcı oluyor. Aynı planı uzun uzun çekiyor. Aynı plan çekiyor. Birkaç plan kullanıyor filan. Yani artık teknoloji hızlı. Beyine hızlı ol talimatı gidiyor sürekli. İşte iletişim tarihinde filan görmüşsünüzdür. Artık teknoloji çok dev gibi bir hızla, yani yakalayamadığımız bir hızla gelişiyor. Dolayısıyla insan beyni de kendisini ona göre organize ediyor. Ona göre modluyor. Hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol, hızlı algıla, hızlı tüket şeklinde. Buradaki kurallar mutlak doğru olmamakla birlikte şiddetle tavsiye niteliğindedir. Günümüzde bu kurallara uyulmadan yapılan kurgular olabilmekle birlikte bu kuralların da mutlaka bilinmesi gerekiyor. Dozunda ve doğru bir şekilde yapılmış bir kurgu seyirciyi zaman ve mekan karmaşasından kurtarır, filme odaklanmasını sağlar. Her içeriğin müzik, drama, belgesel, haber vesaire kurgu şekli kuşkusuz ki farklıdır. Bu sebeple kurguda denge sağlanması ve baş amaç olan olayın, hikayenin anlaşılmasını sağlamaktır film için. Belgeselde belki aksiyon çizgisine çok dikkat edemeyebilirsiniz. Çünkü örneğin bir kaplanı çekiyorsunuzdur. Kaplana kaplan bey şu tarafa geçin filan diyemezsiniz. Yani onu yakaladığınız anda yakaladığınız yerde kural kaideye çok da dikkat etmeden çeker geçersiniz. Çekip geçmek zorundasınız yani. Ama hani ya da belgesel işte müzik klibinde kurallar hak getire. Yani önemli olan o fonda çalan müziği, fonda demeyelim de işte o şarkıcının playback yaparak söylediği müziği anlam itibariyle en etkili şekilde vermektir. Ama filmde öyle bir şey yok. Çünkü müzik klibi gerçek değildir. Genel tırnak içinde genellikle söylüyorum. Gerçek değildir. Çok da böyle etki önemlidir orada. Falan. Ya da bir reklam filminde hani tamam kurallara da dikkat edilir ama önemli olan orada ürünü satmaktır. Ürünü en olabilecek en saniseler saniyeler içinde hafızalara yerleştirebilmektir. Film gibi değildir. Evet, kurgu ve montaj konusunun birinci sunumu burada bitiyor. İkinci sunuma birazdan devam edeceğiz. Konu uzun ve detaylı. Sol altta, sol tarafta kaynakçalar var. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Burada da film yapım yönetimi ile ilgili diğer sunumların listesi var. Dinlemenizi, anlamadıysanız defaten dinlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Ben aynı videoyu, örneğin hemen söyleyeyim, Hitchcock kuralı vardır. Bu Hitchcock kuralını anlayamıyordum bir türlü. En az 50 kere falan seyretmişimdir 6-7 dakikalık bir videoyu. Yine de anlamamıştım. Nihayetinde başka bir kaynaktan kilit bir cümle buldum ve anladım. Nihayet. Neyse. Sonuç olarak bu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kurgu montajın ikinci bölümünde görüşmek üzere.